bahsetmek istiyorum daha çok. Özel tiyatrolarla ilgili sunumunuzda verdiğiniz destekleri açıkladınız. Ben de sordum arkadaşlarıma. Gerçekten hani bu desteklerin verildiği önceki dönemlere göre bu anlamda yapılmış işlerle ilgili biz tabii ki takdir etmesini, teşekkür etmesini biliriz. Onu söyleyeyim ama yeterli olmadığını, kapanan özel tiyatrolar olduğunu ve bazen tabii ki gerek ayrımcılık konusunda eleştiriler olduğunu, gerekse de kriterlerin bu anlamda ölçüsüz olduğunu söylüyorlar. Örneğin Kadıköy Tiyatro kapanıyor bu süreçte, pandemi sürecinde destek alamadığı için. Yine yıllarca bir birikimi olan, 8 yıllık bir geçmişi olan moda sahnesi destek alamadığı için kapatılıyor. Yönetmelikteki 8. madde gerekçe gösteriliyor. Destek alamamasının gerekçesi olarak gösteriliyor. Ve bu kriterlerden biri de tabii vergi borcu. Zaten pandemi döneminde gelir elde edemeyen, çalışamayan, oyun sahneleyemeyen bu tiyatroların yani vergi borcunun olmaması gibi bir kriter konulması hakikaten absürt bir durum. Bu nedenle bunlar yapılırken siyasi olarak veya başka kriterlerle ayrımcılık yapılmaması gerektiğini buradan bir kez daha vurguluyorum. Yine söylendi, ben de notlarım arasındaydı. Yani sanatçıların yüzyıllardır dünyanın her yerinde iktidarları eleştirdiği, bunu sanat diliyle dile getirdiği ve ama hiçbir zaman da bu sırf bu sebeplerle tutuklanmadığı, yargılanmadığını biliyoruz. Yani bunun birçok örneği var. Ben daha önce de bahsettim. Yani Shakespeare'in tiradından tutun, geçmişteki Fransız oyunlarına kadar. Ama bizim ülkemizde maalesef sanatçılar Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle hiç hoş olmayan görüntülerle adliye koridorlarında süründürülüyor. Ya bu Kültür Bakanı olarak bu sanatçılara en azından bir açıklama yapın, bir sahip çıkın. Bakın bir tane Nazım Hikmet'ten bir örnek anlatacağım. Nazım Hikmet cezaevindeyken, Bursa cezaevindeyken Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili gelir ziyarete ve oturur kaba bir şekilde Nazım Hikmet'i karşısında bekletir. Nazım Hikmet çıkarken der ki sizin isminiz nedir der ve şöyle der, beni bütün dünya tanıyor ve tanıyacak, tarihte bilineceğim ama sizin adınızı hiç kimse hatırlamayacak der. Evet, sanatçılar her zaman yaşayacaklar, yaptıklarıyla tarihe mal olacaklar ama siyasiler olumsuz örnekleriyle bazen kötü bir şekilde geçecekler tarihe, bazen hiçbir zaman anımsanmayacaklar. Yine tiyatrolarla ilgili olarak evet Şubat ayında bir ilan yapılıyor, Nisan ayında sınav yapılıyor. 81 sanatçı ve toplamda 119 teknik personelle birlikte istihdam için yapılan sınav neticesinde Nisan'dan beri açıklama yapılmıyor. Bu da insanlarda işte torpil mi yine mi liyakatsiz atamalar yapılacak kuşkuları uyandırıyor. Bununla ilgili bir açıklama bekliyor camia. Liyakatsizlikle ilgili çok eleştiriler var ve şunu da söylüyorlar, yani üzgünüm ama burada söyleyeceğim, genel müdürün fiilen yetkisiz bırakıldığı ve siyasilerin tiyatrolarla ilgili kararlarda etkili olduğu özellikle belirtiliyor ve 4B 4C ile ilgili statü bakımından eşitsizliklerde aşılamayan bir sorun olarak hala devam ediyor. 450-500 civarı 4B'li olduğu belirtiliyor ve eşit ücret sizin kurumunuzda, bakanlığınızda da uygulanmıyor. Yine sanatçı olarak kamu kurumunda bir TRT, bir de bakanlığınızda istihdam edilen personel var. Bu iki personel arasında da işte 5200 ek gösterge, birinde 3600 ek gösterge şeklinde bu ek göstergelerde eşitsizlik olduğu, tayini gelen bölge tiyatrolarındaki kişilere bu anlamda herhangi bir yanıt verilmediği, bunun karşılanmadığı söylenen eleştiriler arasında. Ben yine RTÜK'ten de bahsetmek istiyorum. Yani başkanım o kadar çok şey var ki. Konuşurken çok hızlı evet. Atıyor ama dinlerken o kadar hızlı atmıyor yine. Öyle oluyor. Bir kısmını o zaman Bursa ile İznik'teki arkeoloji müzesi ile ilgili Uludağ'la ilgili soru olarak sonra yönlendireyim ama RTÜK'ün de ayrımcı uygulanmasını eleştiriyoruz. Özellikle bir türkü söylendi diye Halk TV'deki
görkemli hatıralara verilen cezayı da buradan bir kez daha kınıyorum. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, sunumunuzu dinledim sabahleyin. Ancak turizm işçilerine dair dişe dokunur hiçbir şey duyamadım. Sadece bu sektör çalışanlarının niteliğini ve eğitim düzeyini artacağı, bu konuda Milli Eğitim'le bir protokol imzalandığı, pilot il olarak da İstanbul'un seçildiği noktasında konuşmanız var. Bu doğru. Ancak turizm emekçilerinin çekmiş olduğu sıkıntılardan hiç bahsetmediniz. Basına yansıyan bir haberden bahsetmek istiyorum. Şu, burada diyor ki Sayın Dışişleri Bakanı, turist gelecek, herkesi aşılayacağız. Yani şunu da öğrenmiş olduk bu açıklamayla. İnsan olarak değerimizin turist görebilme ihtimalimiz kadar olduğunu öğrendik. İkincisi, bakanlığınızın yayınladığı bir videodan görüntü, o da şu. Bu videoda turizm çalışanı tadını çıkar aşılandım maskesi takmış. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu derken, nihayet sonunda hata fark edildi ve bu video kaldırıldı. Bu anlayışın ürettiği sonuç şu, ucuzlayan emek, ucuzlatılan yaşamlar. Bulgaristan'dan ülkemize alışverişe gelerek paranız çok değersiz diyen turistler. Ucuzlayan ülkemizde yazın turistler 5 yıldızlı otellerde kelepir fiyatla tatilin tadını çıkartırken, kendi vatandaşlarımızın bırakın tatil yapmayı, yaşamayı, hayatta kalmak için askeri geçim ihtiyaçlarını sağlamak için ekmek kavgası veriyor olması. Tablo bu. Halka reva görülen bu. Bütün bunlar eminim sizin de ağrınıza gidiyordur Sayın Bakan. Tamam, turizm istihdamını nitelikli hale getirmemiz gerekiyor, turizmi canlandırmamız gerekiyor. Ancak en başta turizm emekçilerine ve insanımıza turist görme ihtimali için değil, sadece insan olduğu için değer verip ona uygun politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Değerli milletvekilleri, COVID-19 küresel salgınından en fazla etkilenen sektör turizm olmasına rağmen turizm emekçileri sahipsiz kaldı. Turizm sektöründe istihdama yönelik uzun ve kısa vadeli planların olmaması sektörde çalışanları olumsuz etkiledi. Çalışma sürelerinin yasal sınırların üzerinde olması, yüksek işçi sirkülasyonu, mevsimlik dalgalanmalar, günlük çalışma süresinin 16 saate kadar uzaması, ağır iş yükü sektörde çalışma hayatını cehenneme çevirmekte ve çalışanların aile düzenlerinde olumsuz olarak etkilemektedir. Yaygın olarak kullanılan belirli süreli sözleşmeler, çağrı üzerine çalışma, ekstra personel, taşeron işçisi gibi uygulamalar çalışanlar üzerinde ciddi olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. Sektördeki sendikal örgütlenmelerin önündeki fiili ve yasal engeller sonucu örgütsüz çalışma hayatı da bu olumsuzlukları ağırlaştırmaktadır. Bazı turistik işletmelerde gençlerin tatil karşılığında adeta ücretsiz çalıştırılması, stajyer personelin işçi gibi çalıştırılması, bu iş yerlerindeki hizmet kalitesini düşürdüğü gibi geçimini bu sektörde sağlamak zorunda kalan işçilerin pazarlık güçlerini de kırmakta, daimi olmayan işçilerin sezon açıldığında çağrılmaları gecikmekte, bazı iş yerlerinde hiç çağrılmamaktadırlar. Bunların önüne geçebilmek için sektörde mutlaka güvenceli bir çalışma hayatı tesis edilmelidir. Sayın Bakan, Muğla ülkemize en çok turizm geliri sağlayan illerin üçüncüsü olmakla birlikte yatak kapasitesi olarak da turizmde ülkemizin üçüncüsüdür. Muğla'nın turizmdeki yerini daha da sağlamlaştırmak ve turizmi 12'ye yaymak için önemli çalışmalar yapılmalıdır. Muğla için bir turizm master planı acilen hayata geçirilmeli. Bütün dünyada kıyı turizminin yanında kırsal ve kültür turizmi büyük önem kazanıyor. Kıyı turizminin yanına kırsal turizmi de ekleyerek yerli ve yabancı misafirlerimizin 12 ay Muğla'yı ziyaret etmesini sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu amaçla agro çiftlik turizmi yaygınlaştırılmalı, ekoturizme destek verilerek kış sezonu içinde etkinlikler düzenlenerek turizmin bölgede uzatılması sağlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, dünyada turizm bir başkalaşım geçiriyor. Artık Çinli ve Hindistanlı turistlerin turizmde belirleyici olacağı bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki yıllarda turizmin güneş, denizden ziyade kültür turizmine evrileceği, özellikle de Çinli, Hintli turistlerin kültür geziyle ülkeleri ziyaret edecekleri öngörülüyor. TÜİK verilerine göre
Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı son 20 yılda 20'ye katlandı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre dünyada dış turizme en fazla para harcayan ülke açık ara Çin. Çin 277 milyar Amerikan doları ile açık ara dünyanın en çok dış turizm harcaması yapan ülkesi. Çinli ve Hintli turistlere yönelik ne gibi hazırlıklar ve öngörüler var? Sunumumuzda bunları göremedik Sayın Bakan. Sayın Bakan, Dalaman ve Bodrum havalimanlarında farklı tur operatörleri ile bağlantı kurularak yurt dışı uçak sayısı artırılmalı. Yurt içi uçuşlar için ise direkt Adana, Ankara, Trabzon ya da Erzurum uçuşları yaz ve kış sezonunda da yapılmalıdır. 2023 başında yürürlüğe girecek olan konaklama vergisi hem işletme hem de konaklayanlar için bir yük olduğu için kaldırılmalıdır. Sayın Bakan, ülkemizin fahri tanıtım elçileri olan turist rehberlerine pandemi süresinde hiçbir desteğin verilmediğini biliyoruz. Ülkemizde 10 bini aşkın rehber var. Her yıl bini aşkın rehber buna ekleniyor. Rehberlerimiz pandemide işsiz kaldı. Bir kuruş destek alamadılar. Rehberlerimizin pandemi dönemine yönelik zararlarını karşılayacak bir hibe desteği mutlaka yapılmalıdır. Rehberlerimiz Barolar Birliği bünyesinde olduğu gibi TÜREP bünyesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu kurulmasını talep ediyorlar. Bu konuda yasal düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Bu vesileyle rehberler için rehberlerin sosyal güvenceli çalışmasını sağlayacak yasal düzenleme acil hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sayın Bakan, pandemide sektörde en fazla zarar görenlerden biri de seyahat acentaları. Şubeleriyle birlikte 14 binden fazla seyahat acentası mevcut. Pandemi boyunca çoğu acenta iş yapamadı, kredisini ödeyemedi, kirasını ödeyemedi, çoğu kepenk kapattı, battı ya da batma noktasına geldi. Özellikle pandemide iş yapamayan acentalar tespit edilip bu acentaların pandemi dönemindeki zararlarını karşılayacak maddi desteklemeler yapılmalıdır. Sayın Bakan, Muğla tarihinin en büyük orman yangınlarını 29 Temmuz-12 Ağustos arasında yaşadık. Ortaca ve Ula hariç 11 ilçemizde 67 bin hektar alanı kaybettik. Bu da orman varlığımızın %8'i demek. Yangınlarda ilimize gelen ve gelmeyi planlayan yerli turistlerin birçoğu rezervasyonlarını iptal ettiler. Hatta yangın sırasında Muğla'da olan turistlerin tatillerini yarıda kesip memleketlerine döndüğüne tanık olduk. Yangınlar sebebiyle yerli turistlerde görülen rezervasyon iptali %20'lere ulaştı. Sektördeki yangın yaralarının sarılması için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? Şunu da açıklıkla vurgulayalım. Muğla kamuoyu yangında kül olan alanlara oteller yapılacağı konusunda tedirgin. İktidarınızın sicili bu konuda bu tedirginliği haklı kılıyor. Daha önce yanan yerlere fidan dikilecek denildi ama dikilen o fidanların büyüyüp otel olduğunu gördük. Yalan alanlara otel yapılmayacağının sözünü verebiliyor musunuz Sayın Bakan? Sayın Bakan, güvercinlik. 2007'li yıllarda güvercinlik Sayın Bakan. Sayın dönemin başbakanı da o konuda asla buraya otel dikilmeyecek denmişti. Kültür Bakanı da denmişti. Ama daha sonra otel yapıldı. Eksik varsa düzeltirsiniz. Evet. Tekrar açıklarsınız bakan ama kamuoyu bu şekilde bunu biliyor yani. Evet. Evet. Sayın Bakan, 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın mali tablosu açıklandı. Ajansın bağımsız bir denetim şirketine hazırlattığı denetim raporuna göre İstanbul Astoria Kulelerinde ajans için kiralanan 1200 metrekarelik ek bölüme her ay 62.400 TL kira ödendi. Ajansın genel müdürüne 38.000 TL maaş ödendiğinde öğrenilirken Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 2020 yılı televizyon gideri 242 milyon TL oldu. Bu rakamlar turizmin tanıtımını ve yatırımların artırılması için özel sektörün finansman temininde ve karar süreçlerinde yer aldığı ajansın gerek kamudan gerekse özel sektörden sağladığı kaynakları amacına uygun ve etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Ajansın sıkı bir şekilde denetlenmesi
ve bu rakamların izah edilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bize bu bütçe yeterli olur. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ikisinin bir arada olması hem bakanlık yetkililerini, hem bakanı hem de bizleri çok zora sokuyor. Şimdi ben Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm. Ama yanı başımızda da bir başka arkadaşımız da Turizm Bakanlığı'nda Turizm Komisyonu'nun sözcüsü. Şimdi komisyonlarda bile her iki bakanlığı bir arada değerlendirme şansımız yok. Ayrı ayrı olması tabii ki siyasi iradenin bir kararı bu. Bakanımızın vereceği bir karar değil. Ama bu problem gerçekten bizi sıkıntıya sokan bir problem. Bunun altını çizmek istedim. Ayrıca daha önce bakanlıkla da bu konuyu defaten görüşmüştük. Fakir Baykurt, Türkiye'nin önemli yazarlarından ve öğretmen dünyasının önemli isimlerinden biri. Akçaköy'de, Burdur Akçaköy'de bir kütüphane var. Bakanlığımız bu konuda orada bir görevli memuru da var. Ancak kütüphanenin bina olarak çok eskidiği için yıkılmakla yüz yüze. Akçaköy'e bir yeni bir kütüphanenin yapılması ve o kitapların korunarak geleceğe taşınması açısından oldukça önemlidir diyorum. Bunu bakanlığın değerlendirmesini isterim. Ayrıca Ankara'da Anıtkabir'de gerçekten yüreklerimizi sızlatan bir uygulama var. Ticarethaneye dönüştürüldü. Orada kantinin açılması, otomatların kurulması, daha sonra otomatların kaldırılması atılan adımları ne yazık ki düzeltmiş bir noktada değil. Bu konuda bakanlığın daha duyarlı, daha dikkatli davranmasını isterim. Son olarak da şunu söylemek isterim. Milli Eğitim Bakanımız Mustafa Necati'nin adını taşıyan kültür evinin adı silinerek ya da eklenerek diyelim, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki 35 yaşında hayatını kaybetmiş bakanın kendi ailesinin devrettiği evin şu anda iki isimle adlandırılıyor olması gerçekten doğru değil. Daha önce de söyledim. Eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Pakdemirli Edebiyat Müzesi diye bir müzeye ihtiyacı varsa başka bir mekanda bunu pekala yapabilir. Ama Mustafa Necati Evi olarak bilinen mekanın kendi adıyla yaşaması önemlidir diye düşünüyorum. Son olarak da şunu söylemek isterim. Rütük burada bütçe sundu. Bence Rütük'e biz bütçe vermeyelim. O havuz medyasından, o havuzdan bütçesini alsın. Çünkü Rütük sadece havuz medyasının çıkarlarını koruyor. Özellikle ilanlar konusunda da cezalar konusunda havuz medyasının karşısında olanlar, özellikle Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Çağ, Karar Gazetesi, Bir Gün, Evrensel gibi gazetelerin hiçbirine en ufak bir katkı sunmadığı gibi ceza üzerine ceza yağdırıyor. Televizyonlara baktığımızda da Fox TV, Halk TV, KRT, Tele1, bu tür televizyonlara da demokrasinin kılıcı gibi sürekli üzerinde sallanan bir uygulama yapıyor. Rütük karar verecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir organı mı yoksa gerçekten bağımsız bir organ mı? Eğer bağımsız bir organsa havuz medyasının peşinde koşmaktan vazgeçsin. Basının özgürlüğünü, basın mensuplarının ve kurumların özgürlüğünü sağlayacak olan bir yapı haline dönmesinde yarar var. Eğer bütçesini kendisine helal ettirmek istiyorsa, bütçesini hakkaniyetle kullanmak istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden elde ettiği vergilerle ayakta kalan bu kurum tarafsız ve adil davranmak zorundadır. Tarafsızlığını yitirmiş olan bir kurumun buradan bütçe alması da hak değildir. Havuz medyasının ortaklaşa kullandığı havuzdan yararlanabilir diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, bir basın mensubu arkadaşımızın bir önerisi oldu. Diyor ki fiyat politikası turizm belgelerinde yani erkeklere, baylara 3 katı uygulanıyor. Eşle birlikte gidenlere daha düşük bitiriyorum. Daha düşük uygulanıyor. Bu uygulamanın turizmde özellikle seyahat etmek isteyen ve tatil yapmak isteyenlere bir hakkaniyet istiyorlar. En azından ayrımı 3 kat değil de aradaki fark eşle gidenle
tek başına giden arasındaki farkın daha da küçük hale gelmesini istiyorlar. Bunu da belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Doğru mikrofon galiba. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, bildiğiniz üzere Kapadokya Alan Başkanlığı hakkındaki 7174 numaralı kanun 25-2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim de oylarımızla kabul edilip 1-6-2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kapadokya turizmi adına çok büyük önem arz eden bu kanunla dünyada eşi benzeri olmayan bölgemiz daha iyi korunacak ve çok daha iyi tanıtılacaktı. Büyük beklentilerle kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı 2020 ve 2021 bütçelerinde yeterli payı alamadığından ötürü bugüne kadar beklentileri karşılayamadı. Beklentileri karşılayamamış olmasının en büyük sebebi de kısıtlı bütçesidir. Bu durumu bir örnek ile karşılaştıracak olursak, benzer kanun ile kurulan Çanakkale Alan Başkanlığı ile Kapadokya Alan Başkanlığı arasındaki uçurum bulunmaktadır ve Kapadokya Alan Başkanlığı üvey evlat muamelesi görmektedir. Onaylanan 2021 yılı Çanakkale Alan Bütçesi 183 milyon TL iken Kapadokya Alan Başkanlığı bütçesi bu rakamın %10'u 15.5 milyon TL'dir. Oysa ki Kapadokya'nın yetki alanında olan kısmın yüz ölçümü 83 bin hektar, Çanakkale'nin yetki alanında olan kısım ise yüz ölçümü 33.500 hektardır. Çanakkale Alan Başkanlığındaki kadrolu personel sayısı 317 kişi iken Kapadokya Alan Başkanlığında sadece 31 kişi çalışmaktadır. Kapadokya Alan Başkanlığının daha etkin ve yetkin olabilmesi için mutlak surette 2022 yılı bütçesinde Çanakkale Alan Başkanlığı ile en azından aynı bütçeye ve aynı personel sayısına sahip olması gerekir. Yeni getirdiğiniz 2022 yılı bütçesinde Çanakkale Alan Başkanlığı'na 209 milyon 991 TL bütçe ayırdığınız halde Kapadokya Alan Başkanlığı'na ayırdığınız bütçe 33 milyon 403 bin TL'dir. Bu bütçeyle bu alan başkanlığının kendisinden beklenen hizmeti yapması mümkün değildir. Konusunda uzman ve yeteri kadar çalışanın olmaması nedeniyle bölge tipolojisinin tam analiz edilememesi, yapılar için garip kararlar üretilmesine neden olmaktadır. Hem kemer ya da kaya mekanının tescillenmesi fikri, bu durumu mimarlar için projenin yeniden başlanıp ekstra belgelerin yapılması, proje zamanının uzatılması, bununla beraber yatırımcının ve devamında çalışan ekibin ciddi zaman kaybına yol açmaktadır. Proje onaylarında belirgin bir karar üretilememesi, benzer yapıların projelerinde de ayrı ayrı kararların çıkmasına neden olmaktadır. Kapadokya için diğer bir konu ise Nevşehir Kapadokya Havalanı'nın Kapadokya'ya gelen turistin Kapadokya ibaresiyle ilk tanıştığı noktadır. Havalimanının fiziki durumu çok kötü durumdadır. Her yıl söylenen ve tekrarlandığı halde yerine getirmeyen terminal binasının yenilenmesi yapılmadığı için turistin Kapadokya hakkındaki ilk intibası hem Türkiye açısından hem de Kapadokya açısından olumsuzdur. Yıllardır söz verildiği halde 1998 yılından bu yana termal binasında hiçbir iyileştirme çabası olmamıştır. Havalimanımızın bölgenin kalitesiyle eşdeğer bir terminal binası ve kapasite artışı yapılması zorunludur. Sayın Bakanım, Göreme Vadisi yapılan altyapı çalışmalarıyla molozlar tarafından kirletilmiş. Sayın Bakanım, buraya bakarsanız görürsünüz. Sayın Bakanım, Göreme Vadisi molozlarla doludur şu an. Bu uçan balonlardan çekilmiş resimdir. Dikkatinizi sunuyorum. Sayın Bakanım, Alevi Bektaşi toplumunun manevi başkenti konumundaki Hacı Bektaş'ta maalesef toplumumuzun ibadet ihtiyaçlarını karşılayacağı, cenaze erkanı yürüteceği, taziye kabul edeceği, sosyal faaliyetler gerçekleştireceği şu an Hacı Bektaş belediyemize ait bir cemevi bulunmamaktadır. Bu durum ilçemiz adına üzüntü verici bir durum olup Alevi Bektaşi toplumu tarafından da hoş karşılanmamaktadır. Ancak belediyemizin böyle bir yapıyı az kaldı. Ancak belediyemizin böyle bir yapıyı inşa edecek ekonomik gücü bulunmamaktadır.
Hacı Bektaş'ta olmazsa olmazlar arasında yer alan konsept bir cemevi ihtiyacımızın karşılanması konusunda kayıtsız kalmayacağınızı düşünüyorum. Ayrıca hemen çok az Hacı Bektaş dedi. Tamam. Ayrıca yılda 1 milyonu aşkın ziyaretçisi ağırlayan Hacı Bektaş ilçemizde çok yataklı ve yıldızlı bir otelimiz bulunmamaktadır. İlçemize gelen ziyaretçiler başka ilçelerimizde konaklamak zorunda kalmaktadır. Bu durum hem ziyaretçileri hem de Hacı Bektaş halkını üzmektedir. Bu konuya da kısa bir zamanda çözüm getireceğine de inanıyor. Teşekkür ediyorum. Hızlı bir biçimiyle düzeltilmesi gerekir. Yine Divriği bölgesindeki konaklarla ilgili bakanlığınızın sivil mimari örneği yapılar içinde bir bütçe ayırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Göreme'de altyapı yatırımları yapılıyor. Bu manada Türkiye'nin dördüncü destinasyonu Göreme'de çok ciddi biçimiyle toz ve başka problemler var. Bakanlığınızın Göreme ile ilgili yakından ilgilenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yine Avrupa Müze Ödülü alan Bayburt'taki Baksın Müzesi'ne ulaşmak için otobüslerin gideceği bir yol bulunmuyor. Bunu farklı defalarda dile getirdim. Baksın Müzesi'ne büyük otobüslerin gidebilmesi için yolun mutlaka tamamlanması lazım. Yine KOP Şehitleri Anıtı, Erzurum'la Bayburt arasındaki KOP Şehitleri Anıtı'nda son halini bir uzmanlarınıza ya da müdürlerinize izlettirirseniz oradaki yıkık dökük enkazlar bizim yüreğimizi yaralıyor. Mutlaka en kısa sürede çare bulunacağını inanıyorum. Sayın Bakanım, arkadaşlarımız değişik konulara değiniyor ama turizmi sadece turizm sektöründeki yatırımcı, işletmeci, operatörler açısından değil, turizm sektörünün içinde bir de emekçiler var. Emekçiler açısından yaşananları ben komisyonda ve bütün bakanlık bürokrasisinin dikkatine sunmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'da yaptığı turizm sektöründeki çalışanlarla ilgili Çalıştay'ın sonucunda çıkan ortak değerlendirmeleri sizlere iletmek istiyorum. Bir, turizm sektöründe nitelikli personel eksikliği had safhadadır. Nitelikli kazandıracak eğitim sisteminde kurumların olmamasından büyük şikayet var. Sektörde personel sirkülasyonunun yüksek olması, yani sektördeki personelin değişkenliği, giriftliği, istikrar sağlanamaması hizmeti özellikle gastronomide çok ciddi biçimde sıkıntı yaratmaktadır. Gastronominin turizmin önemli bir parçası olarak kabul edilmemiş olması ve bu manada bakanlığınızın gastronomiyle ilgili yapılan tanıtımlarının eksik olduğunu ve bunu mutlaka değiştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Burada Sayın Bakanım, turizm sektöründe mutlak surette ücretlerin diğer sektörlerdeki ücretler seviyesine getirilmesinin şart olduğu ortaya çıkıyor. Bunu siz yapabilir misiniz çok bilmiyorum ama önümüzdeki süreç içinde turizm sektöründe elde edilen gelirlerin, ki turizm cari açığın ve dış ticaret açığın kapatılmasında neredeyse birinci sektör olmasına rağmen burada emekçilerin aldığı pay diğer paydaşlarla hesaplanmayacak derecede düşüktür. İş görenlerin eğitim seviyeleri son derece düşüktür. Staj meselesinde çok ciddi biçimde sorunlar vardır. Turizm liselerinden turizm yatırımlarına stajdan giden öğrencilerin sektördeki çalışma oranı %17'ler seviyesindedir. Araştırmalar yaptık arkadaşlar. Bulduğumuz sonuç şu. Stajyerlere son derece kötü davranılıyor. Stajyerler öyle bir staj dönemi geçiriyor ki bir, çalışma süreleri uygun değil. İki, aldıkları ücret, almaları gereken ücretin çok altında. Buralarda eğer otellerde kendileri için ayrılmış olan alanlar son derece insan onuruna yakışmayacak. Artı her türlü fiziki ve sözlü şiddete uğruyorlar ve bir müddet sonra staj yaptırdığımız öğrencilerin sektörde çalışmadığını görüyoruz. Turizm sektöründeki mevsimlik çalışma işçisini Türkiye çözmek zorunda. Bunu mutlaka çözeceğiz. Siz çözerseniz çözün. Çözemezseniz turizm sektöründe 7 ay maaş alıp 5 ay boşta gezen insan anlayışı Türkiye'nin en önemli gelir kalemlerinden birinde çalışanlar açısından uygun değildir. Bu meselenin mutlak surette herkesin gündeminin birinci sırasına gelmesi lazım. Sendikal faaliyetlere girmeyle ilgili engellerin mutlaka kaldırılması lazım.
sendikal faaliyette turizm sektöründe girenlerin önüne çıkan ilk şey işten atılmak. Bu manada devlette maalesef devlet ve devleti yönetenler de işverenlerle birlikte taraf oluyor. Emekçilerin sendikal hareketlerinin karşısındaki bütün hak ve hukuklarının yerine getirilmesini engelliyor. Bunun için hukuki düzenlemelerde ihtiyaç olduğu çok açık. Sigortasız çalıştırılma, düşük ücretle çalıştırılma turizm sektöründeki en önemli sorunlardan bir tanesi. Değerli arkadaşlar, turizm sektöründe çalışma süresi haftada 40 saat değil, günde 8 saat değil, 16 saate kadar insafsız, vahşi, köle düzeniyle işçiler çalıştırılmakta. Bu çalışan işçilerin özellikle barınma, yatma ve uyuma ihtiyaçları ile ilgili otellerdeki kesinlikle bir düzenleme ihtiyaç var. Belki burada imar yönetmeliğinde bir takım düzenlemeler yapılarak otellerdeki oda sayısına bağlı olarak ortak alanlar ayrılıyor, fitness alanları ayrılıyor, yüzme havuzları için belli metrekareler getiriyor ama çalışanların dinlenme yerleriyle ilgili yönetmelikte herhangi bir şey yok. Yani bu insanlar hala Afrika'dan Amerika'ya götürülen kölelerin o gemilerdeki istiflendiği biçimiyle ya otellerin dışındaki yerlerde 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi bir dairede ya da barakalarda iskan ediliyorlar. Bunun şiddetle değiştirilmesi gerekir. Yine bakın Z kuşağı turizm sektöründe çalışmaya ilgi göstermiyor. Z kuşağının turizm sektöründe sadece turizmin hizmetlerinden yararlanmanın dışında bu sektörün paydaş olmasıyla ilgili de mutlaka bir yeni bir tanıma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yabancı turistlerin konaklama gün sayısı az. Niye az? Çünkü biz sadece burada yabancı turistlerle ilgili paket turlar üzerinden en önemli destinasyonumuz olan Antalya'yı paket turlardan yönetiyoruz. Buradaki gastronomi, şehir içi ve şehirdeki öğren yerlerinin gezilmesi, ziyaret edilmesi konusunda çok ciddi eksiklikler var. Yine başka bir şey söylemek istiyorum. Sektörde çok ciddi biçimiyle kadın erkek eşitsizliği vardır. Turizm sektöründeki kadınlar en ağır işi yapmakta ama ücret açısından bakıldığı zaman da kadınlar erkeklerin aldığı ücretin çok daha altına, çok daha zor koşullarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Şimdi başka bir nokta, İLO madde 172 ne zaman kabul edilecek? Bunu kabul edilmesi gerekiyor Türkiye'nin. İLO 172 kabul etmesi lazım. Eğer ettiniz, etmezseniz zaten bunu yapacak olan, bunu kabul edecek olan bir yönetim anlayışının mutlaka geleceğini belirtmek istiyorum. İşsizlik sigortası turizm sektöründe çalışanları kapsamıyor. Turizm sektöründe çalışanlar ağır iş kolunda çalışmaları öngörülmüyor. Bu nedenle meslek hastalıklarına turizm sektöründe çalışanlar doğrudan turizm yatırımlarında ya da dolaylı turizm sektöründe çalışanlar bu manada bu haklardan yararlanamıyor. Yine bir başka olay da şu, siyasi otoritenin, bakanlığınızın sizden önce ve sizin döneminizde turizm meselesini onların kurduğu birlikler eliyle çözüleceğe inanıyorsunuz. Hala turizm sektöründeki çalışanların kurmuş olduğu birliktelikleri, işçilerin ve emekçilerin kurmuş olduğu dernekleri hiçbir biçimiyle taraf kabul ederek onlarla görüşmeyi çözemiyorsunuz. Yine turizm sektöründeki istikrarsızlık çalışanların iş yerine olan aidiyet ve bağlılıklarıyla işverenlerin işçisine olan sadakat ve bağlılıklarının mutlaka yasal bir düzenlemeye kavuşması gerekiyor. Yani bu mevsimsel çalışmayla ilgili bunun toplumsal bir soruna dönüştüğünü, özellikle bekar ve genç turizm işçilerinin evlenmeleriyle birlikte sektörden hızlı bir biçimiyle gittiğini görüyoruz. Yine yabancı ve kaçak işçi turizm sektöründe Türk insanının emeğini ve alın terini ve onun çalışma alanlarını daraltıyor. Bu konuyla ilgili de çok ciddi bir haksızlık olduğunu söylüyorum. Son cümlenizi alalım. Bütün bunların mutlaka çözülmesi gerekir. Siz ömrünüz yeter mi bunları çözmeye bilmiyorum ama emekçiden, işçiden yana çözümlerin çok yakın zamanda Türkiye gündemine geleceğini ve bunu çözenlerin de toplumdan kabul göreceğini belirtiyorum. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Halkların Demokratik
Partisi'nden teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Sayın Bakan yardımcıları, değerli bürokratlar ve Sayın basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Sayın Turizm Bakanımızı dinledim sunumunu sonuna kadar. Tabii ki bazı şeyleri söylerken hep muhalefet yapmıyoruz. Doğrulara doğruları, yanlışlara da yanlışlara demek zorundayız. Turizm Bakanı ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan turizmle ilgili 2 yılda beri nelerle uğraştığını takip ediyoruz. Turizm komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Ama bir tarafta da bir şeyler yaparken diğer tarafta da aynı iktidar, yani aynı bakan, başka bakanlık da turizmi engellemek için her şeyi yapıyorlar. Sorun burada başlıyor değerli arkadaşlar. Özellikle ben birkaç tane 2014'te başlayayım. Demin bakan şunu demişti. Biz geliri yükseltiyoruz diye 2014'te 34,5 milyar dolar biz ciro yapmışız. Kişi başı 828 dolar. 2015'te 31'e 756, 705 böyle düşerek ve sizin zamanınızda da 2019'da en yüksek cirolunuz 34,5 milyar 666 dolar kişi başı. 666 dolar. Sizin veriler Sayın Bakanım bunlar. 2019'daki 666. Yani nitelikli sizin 2 yılda beri bahsettiğiniz nitelikli müşteri getirelim dediğiniz soru 2019'da 666 dolara düşüyor. Yani 828 dolardı 2014'te. Sayın Bakanım, burada sizi suçlamak amacım değil. Buradaki doğru olan şey nitelikli, yani nitelikli dediğiniz müşteri ekonomi durumu iyi olan müşteri Türkiye'ye getirmek. Yani 75 milyon insanı getirip 30 milyar ciro yapmaktansa 35 milyon insanı getirip 35 milyar 50 milyar ciro yapmak anlamına geliyor. Şimdi bunu yaparken de her şeyde önce evet tanıtma bir ajansı kurdunuz. Büyük reklamlar veriyorsunuz yurt dışına. Ona da destekledik de Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama burada en büyük sorunumuz şu. Gelen müşterimiz özellikle sahil kesimindeki ilçe belediyelerine bahsedelim arkadaşlar. İlçe belediyeleri büyük şehire geçtikten sonra ilçe belediyelerin gelirinin %60, %40'ı büyük şehirlere geçti. Ve ben aynı milletvekili olarak Didim ve Kuşadası'na örnek vereyim. Bizim normalinde kışlık, yani nüfusa kayıtlı 80 bin, 100 bin civarıyken biz yazın 1 milyon insanı ağırlıyoruz. Yani 6 ay boyunca 1 milyon insana hizmet ediyor o belediye. Altyapısıyla, üst yapısıyla, çevre yoluyla, yollarıyla. Şimdi burada değerli arkadaşlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da söyledim. Sayın Bakanım, siz nitelikli, evet, bu turizm, yani Türkiye'nin geleceği turizme bağlı olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Çünkü Türkiye'de şu an üreten hiçbirimiz, tarımı öldürdüğünüz zaten, fabrikalar yok. Tek umudumuz turizm, onun çabasını veriyorsunuz ama bazı konularda da ben size şunu istiyorum. Bu bakanlık kurumunda şunu demelisiniz. Kardeşim, Milli Emlak Genel Müdürü alıp bir yer sattığında %30 yedi. O ilçe belediyelere pay vermeniz gerekiyor. Ama bunu özelleştirilmeden denk getirip devrediyorsunuz. Sonra satış yapıyorsunuz. O belediyelere katkı vermiyorsunuz. Örneklerim Didim'de 1 milyonluk satış olmuş. 370 milyon lira belediye gelmesi gerekirken belediyeye gelmiyor, direkt hazineye gidiyor. Peki o belediye altyapısının yolunu nasıl yapacak? Çevre düzenlemesini nasıl yapacak? Personel parasını nasıl ödeyecek? Bunları hepsi beraber birleştirerek bu işleri konuşmamız lazım. İşte yine dünyada en büyük paraya getiren kongreler arkadaşlar. Türkiye ilk onun içinde değil Sayın Bakanım, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Peki Kuşadası'nda 350 milyon lira para verip yaptığınız kongre merkezi 6 yılda beri kapalı. Yani burada bir sıkıntı var. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Bu kongre merkezi yeni yönetim seçildi. Şunu diyoruz bak. Orada bir toplantı gerçekleşti. Bunun içinde AK Parti ilçe başkanı da vardı, Cumhuriyet Halk Partisi de vardı, diğer arkadaşlarımız da vardı. Şunu dedik. Şu borçları üstlenin. Bize belediyeler, oradaki öteciler derneğine teslim ettin bu kongre merkezini, biz işletelim. Yani çünkü orada bir 350 milyon lira 10 yıl önce yatırılmış bir para var ve orası çürüyüp gidiyor. Ve kimse faydalanmıyor. Şimdi biz bunları beraber oturup konuşursak, beraber hareket edersek o zaman nitelikli... Sayın Yıldız, lütfen tamamlayın. Benim 5 dakikam da şeyde var. Gülizar... Yok mu? Gülizar Hanım devletli. Bizim divana bildirilen herhangi bir... Tamam, teşekkür ederim. 3 dakika. Kaç dakika? Süleyman.
dakika Süleyman Bey. 3 dakika Süleyman Bey'in sözünden ilave. Teşekkür ediyorum başkanım. Şimdi buradaki sorun beraber, hep beraber doğruları tespit, beraber yürütmemiz lazım. Şimdi ben bir İçişleri Bakanımız var. Yani bizim mal ve can güvenliğimiz kendisine ait. Öyle değil mi? Gelen turistin de mal ve can güvenliği ona ait. Çıkıyor bir açıklama yapıyor. Demin söylediniz. Ya turist her yerde fotoğraf çekebilir. Neymiş, Cumhurbaşkanı evini takip ediyor. Ya bir İçişleri Bakanlığı çıkıp da gerçekten bizim mal ve can güvenliğimizi koruyan bir İçişleri Bakanı vatandaşını tehdit ediyor, turisti tehdit ediyor. Hatta milletvekili tehdit ediyor. Yani siz milyar dolarlık reklam verseniz ne olacak? En kötü reklam bu. Milyar dolarlık yatırım yapsan ne olacak iş adam? Sorun burada. En büyük reklam gelip de Türkiye'de tatil yapan turist memnun döndüğünde en büyük reklamı yapar arkadaşlar. Yıllardan beri hepimiz turizm içinde büyüdük. O bölgenin çocuğuyuz. Ama baktığımızda bu olaylar eksik. Sayın Bakan, Bodrum'da da güzel bir şey yaptınız. Torba'da altyapıyı yapıyorsunuz, arıtmayı yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Hiçbirisi. Ama bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Diğer ilçelere de yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak, bunu altyapısını düzenlersek bu sorunu çözeriz. İki, hem Çeşme'de değil Didim'de de bir çalışmanız var. Ve orada da sivil toplum örgütleri, belediye olarak hepsini demen tekrar bir arkadaşa bana not gönderdiler. 70 bin hektar bir alan var. Bir çalışma yaptınız. Turizm kenti ilan edeceğiz. Çok güzel. Memnun olduk. Oradaki yerel yönetimlerle Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, başkanlarımızla bu konu, ama bir tarafta da özelleşme idaresi oraya 5 kat yükseklik ve %50 imar artışını yapıyorlar. İşte bu olmuyor. Yani bakanlıkların arasında bir gerçekten anlamış değilim ya. Birisi yapıyor, birisi bozuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Evet. Turizm Bakanlığı bütçeniz hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Teşekkür ederim sayın.